Vaktiyle bir mecusi vardı. Bu adam mecusilikte oldukça gayretliydi. İnancında büyük bir taassuba sahipti. Yolcuları çok severdi. Bir gün onlar için bir köprü yaptırdı. Sultan Mahmut kutlu bir yolculuktan dönerken yol üstündeki o güzelim köprüyü gördü. Köprü hem güzeldi hem de tam yerindeydi. Bu büyük bir hayır dedi. Acaba böyle bir köprüyü kim yaptırdı? Mahiyetindekiler dediler ki bir mecusi yaptırdı. Padişah köprüyü yaptıran kişi çok kıskandı ve orada konaklayarak mecusiyi huzuruna çağırdı. Gelince sen sanırım iman ehline düşmansın. Gel bu köprüyü bana sat. Onun için ne kadar altın sarf ettiysen hepsini benden al. Çünkü sen bir mecusisin. Kalbinde hamd ve minnet yok. İnandığın gerçek bir din olmadıkça bu köprünün ne faydası olacak sana? Verdiğin parayı kabul etmezsen benim elimden kurtulamazsın dedi. Mecusi dedi ki, padişah beni paramparça etse bile bu köprüyü ne satarım ne de karşılığında para alırım. Ben bu köprüyü din uğrunda yaptırdım. Bunun üzerine padişah onu hapsettirip onu eziyet ettirdi. Zindanda ona ne ekmek verildi ne su. Sonunda eziyetler haddi aşınca mecusinin gönlü kan kesildi. Bir süre sonra padişah ona haber göndererek "Kalk bir ata binip hemen yanıma gel. Köprüye tam bir değer biçmesi için bir de yanında üstad birini getir" dedi. Padişah çok sevinçliydi. Bir toplulukla köprüye gitti. Padişah oraya varınca uyanık mecusi köprünün üstünde durdu ve dedi ki, "Padişahım, şimdi bu köprünün değerini sen benden iste bakayım. Kendimi bu köprüden atarak helak edeyim de öbür köprüde karşılığını sana vereyim. Ey yüce padişah, bak da gör, işte köprünün değeri." Bu sözleri söyler söylemez kendisini suya attı. Su onu aldı, götürdü. Mecusi canıyla oynadı. Canına kıydı da dinine kıyamadı. Çünkü maksadı dindi. Ötesine aldırış bile etmedi. Ey dost, bir ateşperest, dinine ziyan gelmesin diye kaldırdı kendisini, ateşe attı. Sen Müslümansın ama Müslümanlıkta öyle bir hale düşmüşsün ki zaten su seni çoktan kapmış götürmüş. Bir mecusi de bile inanç ateşi seninkinden fazlaysa artık Müslümanlığı var git bir mecusiden öğren. Allah'a ayarı düşük para götürmek kimin haddine? Öte dünyaya sağlam para, o ayarca layık akça götürmek gerek. Can tenden çıkınca Allah'a putlarla dolu bir gönlü nasıl götürebileceksin? Bütün bu putları gönlünden at. Bedeninle beraber onları terk et. Bir dostun evine puthaneyle gidilmez. Ayağı uyuşan kişi minbere nasıl çıkabilir? Uyuşuk bir ayakla minbere çıkılamazsa, uyuşuk, uykulu bir gönülle Hakk'a nasıl erişilir? Biri bir an olsun uyanırsa, o uyanıklığı ziyadeleşir. Fakat sen bütün ömrünü gafletle geçirdin. Bir an bile uyanıklık yüzü görmedin. Uykusu gaflet olanın uyanıklığı ölüm olur. Be adam, sen kendi gamınla gamlanmazsan senin derdine kim yanacak? Bari serkeşlik etme de hemen işe koy. Elinden geleni yapmaya giriş. Çünkü hiç kimse senin derdine yanmaz. Senin için gam yemez. Hiç kimse senin yükünü bir anlığına bile çekmez. Bunu böyle bil.